Arkadaşlar merhaba. Ehliyet eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yılı Haziran ve Temmuz ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu sorular sınavlarda birebir çıkmış sorulardır. Eğer sınavda başarılı olmak istiyorsanız lütfen konu anlatımlı videolarımızı izleyin. Bu videonun açıklama kısmına linkleri bırakacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Konu anlatımları bittikten sonra son videomuzdan geriye doğru testleri çözebilirsiniz. En iyi çalışma yöntemi budur. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Yine videonun açıklama kısmında link me mevcut. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorumlar kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Sizleri takip ediyoruz. Bu çok önemli. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? A) Benzinli B) Dizel C) Elektrikli D) Buharlı Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dizel motorlara aittir arkadaşlar. Dizel araçlarda emme zamanında silindire temiz hava sıkıştırılır. Havanın basıncı artar ve Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür. Bu şekilde yanma işlemi başlar. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek. B) İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek. C) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek. D şıkkımız ise arkadan gelen araçlara yol vermek. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek zorundadır. Yani önceden sinyal vermemiz lazım ki arkadaki araç bizim ne yapacağımızı anlasın. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. B. Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. C. Motorlu araçlarda motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç zorunludur. D. Şıkkımız ise sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Motorlu araçlarda zorunludur arkadaşlar. Hangileri hariç? Motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç. Yakıt içerisinde toz, Su veya pislik varsa motor nasıl çalışır? A. Yüksek devirde. B. Zengin karışımla. C. Yüksek performansla. D. Düzensiz ve tekleyerek. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Yakıt içerisinde toz veya pislik varsa düzensiz ve tekleyerek çalışır aracımız. Aşağıdakilerden hangisi araç arızalandığında Durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır. A sis lambaları, B plaka lambaları, C iç aydınlatma lambaları, D acil uyarı yani dörtlü ikaz lambaları. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Acil uyarı ve dörtlü ikaz lambaları araç arızalandığında veya mecburi park etme durumlarında kullanmamız gerekir. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A) Yüzün yaralanması B) El bileğinin burkulması C) Köprücük kemiğinin kırılması D) Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgudur. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? A) Araç bir tarafa çeker. B) Fren pedalı sertleşir. C) Frenlerden ses gelir. D) Fren hidroliği arızalıdır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Araç bir tarafa çeker. Lastik hava basınçları dengesizse yani her lastiğimizin basıncı farklıysa Ani frenlerde araç bir tarafa çeker arkadaşlar. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür? A) Isı enerjisini B) Hidrolik enerjiyi C) Nükleer enerjiyi D) Elektrik enerjisini Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Isı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür arkadaşlar. İçten yanmalı motorlar bu şekilde çalışır. Sırada bir tabela sorusu var. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır? A. Hız sabit tutulur. B. Hız azaltılır, sola sinyal verilir. C. Hız arttırılır, sağa sinyal verilir. D. Şıkkımız ise hız azaltılır, geçme yasağına uyulur. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Hız azaltılır. Geçme yasağına uyulur. Çünkü keskin bir viraja yaklaşıyoruz arkadaşlar. Hızımızı azaltmamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A. Alaşımlı jant. B. Motor yağı kalitesi. C. Doğru yapılmış far ayarı. D. Delinmiş egzoz susturucusu. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Motor yağı kalitesi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür. Ucuz yağ kullanmayalım ve aracımızın yağını tam zamanında değiştirelim arkadaşlar. Aksi takdirde bize çok fazla masraf çıkarabilir. Tamircilerle akraba olabiliriz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. ileri mecburi yön. B. Girişi olmayan yol. C. Geçme yasağı sonu. D. Hız sınırlaması sonu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Girişi olmayan yol anlamındadır. Bu tabelayı gördüğümüz yola girmeyeceğiz arkadaşlar. Girişi olmayan yol anlamındadır. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? A. Zırhlı taşıt. B. Kamu hizmeti taşıtı. C. Organ nakil aracı. D. Umum servis araçları. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Organ nakil aracının geçiş üstünlüğüne sahiptir arkadaşlar. Diğer şıklara göre organ nakil aracı bir ambulans kadar önemli olduğu için geçiş üstünlüğüne sahiptir tabii ki de. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? A tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda. B burnundan ve kulağından kanama olanlarda. C. El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda. D. Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Burnundan ve kulağından kanama olanlarda şok pozisyonu vermek sakıncalıdır arkadaşlar. Şok pozisyonu neydi? Hastanın bacaklarını 30 santim kadar yukarı kaldırıp uzandırıyoruz. 30 santimde ayaklarını yukarı kaldırıyoruz. Bu durumda... Burnundan ve kulağından kanama olanlarda sıkıntı olacaktır. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A) Lastik basıncının düşük olduğunu. B) El freninin çekili olduğunu. C) Sis lambalarının yandığını. D) Fren balatalarının bittiğini. Doğru cevabımız seçeneği olacaktır. Fren balatalarının bittiğini anlamamız gerekir arkadaşlar. Bu göstergenin ışığı yandığı zaman fren balatalarını değiştirmemiz gerekir. Devam ediyoruz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar? A. Arka sis lambası B. Kısa hüzmeli farlar C. Uzun hüzmeli farlar D şıkkımız ise sol sinyal lambaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Uzun hüzmeli farlar devredeyken mavi renkte yanar arkadaşlar. Uzun hüzmeli farlar kapatıldığında normal bir şekilde ışığı söner. Aşağıdakilerden hangisi karayolunda bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir? A vitesin boşa alınması, B araçta gözcü bulundurulması, C aracın kapılarının açık tutulması, D şıkkımız ise aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması yapmamız gereken işlemlerden birisidir. Koyduğumuz yansıtıcılar ise 150 metre mesafeden görülebilmelidir. Sırada görsel bir sorumuz var. Bu soruda çok takılan arkadaşlarımız oluyor. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır? A1, B2, C3, D şıkkımız ise 4. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. 2 numaralı aracın sollama yaparken kurallara uymadığı görülüyor arkadaşlar. Neden? Çünkü solunda bir araç var. Bir numaralı araç. O araç en sol şeritte ve hızlı bir şekilde gidiyordur doğal olarak. O aracın geçmesini beklemeli. Bu soruda çok yanılıyor arkadaşlarımız. O yüzden detaylı anlatmak istedim. Yine bir görsel soru daha arkadaşlar. Şekildeki gibi döner kavşağa gelen bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. Korna çalıp iki numaralı aracı durdurmalı. B. İki numaralı aracın geçmesini beklemeli. C. Hızlanarak yoluna devam etmeli D. Geçiş hakkını kendi kullanmalı Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İki numaralı aracın geçmesini kesinlikle beklemelidir. Bu tür kavşaklarda öncelik kavşağa en yakın olan araç. Yani kavşaktaki aracın önceliği var arkadaşlar. Görüyorsunuz iki numaralı araç zaten kavşağa girmiş durumda. Önce o gidecek sonra bir numaralı araç girebilir. Dört zamanlı dizel motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı ve egzoz zamanı. Buna göre hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır? A emme zamanı, B sıkıştırma zamanı, C ateşleme zamanı, D şıkkımız ise egzoz zamanı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanında sadece hava pistonla sıkıştırılır arkadaşlar. Devam edelim. Beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? A dolaşım sisteminin, B sinirim sisteminin, C hareket sisteminin, D sinir sisteminin. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beynimiz sinir sisteminin bir parçasıdır. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Rentek manevrası B. İtfaiyeci yöntemi C. Hemlik manevrası D. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hemlik manevrası. Tam tıkanıklık durumlarında hemlik manevrasını uygulamamız gerekir. Motor çalıştığı halde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Endüksiyon bobini arızalıdır. B. Vantilatör kayışı gevşektir. C. Marş motoru arızalıdır. D. Akünün suyu fazladır. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Vantilatör kayışı gevşektir arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Görüyorsunuz 50 km hız yazılmış. A. Azami hız sınırını. B. Taşıtın giremeyeceğini. C. Geçme yasağı sonunu. D. Hız sınırlaması sonunu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Azami hız sınırını bize bildirir arkadaşlar bu tabela. Bu tabelayı bu şekilde gördüğümüz zaman azami yani en fazla gidebileceğimiz hız 50 kilometredir. Bunu anlamamız gerekir. Osmaniye'den hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur? A batı doğu B kuzey güney C. Kuzeydoğu, Kuzeybatı. D. Kuzeybatı, Güneydoğu. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Kuzeydoğu, Kuzeybatı yönünde hareket etmiş olur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir? A. Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması. B trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması. C kişilik özelliklerinden kaynaklı riskler. D artan stresli ve güç yaşam koşulları. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Artış hızına uyumlu şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması trafiği tehdit eden unsurlardan değildir. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır? A. Ağrı kesici ilaç B. Yara merhemi C. Üçgen sargı bezi D. Serum Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Üçgen sargı bezi ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A uzağı gösteren lambaları yanıyorsa yakını gösteren lambaları yakması, B daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması, C aracını izlediği şeridin sağından sürmesi, D taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması yanlıştır arkadaşlar. Bir trafik kazasına sebep verebiliriz. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır? A. Fren ayarının B. Subap ayarının C. Diferansiyel ayarının D. Vites kutusu ayarının Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fren ayarının bozuk olmasından kaynaklanır. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir? A sağlık şartı, B öğrenim şartı, C eğitim ve sınav şartı, D motorlu araç sahibi olma şartı. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motorlu araç sahibi olma şartı aranan şartlardan biri değildir. Diğer şıklar ise gereken şartlardır arkadaşlar. Yani sağlık şartı, öğrenim şartı ve eğitim ve sınav şartı. Bunlar bizden istenen şeyler. Kavşaklarda araçların sağ ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A sağ ve sola dar. B sağ ve sola geniş. C sağ dar, sola geniş. D şıkkımız ise sağ geniş, sola dar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sağ dar, sola da geniş bir şekilde olması gerekir arkadaşlar. Bu doğru olandır. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı yani kas kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şehir içinde isteğe bağlı şehir dışında mecburi B şehir içinde mecburi şehir dışında isteğe bağlı C şehir içinde ve dışında mecburi D şıkkımız ise şehir içinde ve dışında isteğe bağlı Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Şehir içinde ve dışında motosiklet kullanan araçların kask takması mecburidir arkadaşlar. Bu tamamen bizim sağlığımız için önemli arkadaşlar. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır? A) Yavaşlamaları B) Hızlarını arttırmaları C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hızlarını arttırmaları yanlıştır arkadaşlar bir çocuk oradan aniden çıkabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde yavaş geçmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığına kalmasını sağlar? A. Soğutma sistemi B. Ateşleme sistemi C. Aydınlatma sistemi D. Göstergeler sistemi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Soğutma sistemi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar. Yani dengeyi korur arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Sınavda görsel sorulara çok dikkat edelim. Özellikle görsel sorunun içinde tabelalar oluyor. Onlara dikkat etmemiz gerekir. Soruyu okuyalım. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Kontrolsüz bir kavşak. Döner kavşak. Şıklara bakalım. A1-2-3 B1-3-2 c 2 3 1 D 3 1 2 Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 3 ve 1 sıralamasıyla olmalıdır. Az önce bu tarz bir soru çıkmıştı. Dönel kavşakla alakalı söylemiştim yine yine söyleyeyim. Dönel kavşağı en yakın olan araç yani kavşağa giren aracın önceliği var. Önce o bir gidecek. Sonrasında iki araç kalıyor. 1 ve 3 numaralı araç. Bu da kontrolsüz bir kavşak olduğu için en sağdaki aracın önceliği var arkadaşlar. Yani baktığımız zaman varsayalım ki biz bir numaralı araçtayız. Sağımızda 3 numaralı araç var. En sağdakinin önceliği olduğu için 3 numara önce geçecek. En sonunda 1 numara geçecektir. Kontrolsüz kavşaklarla alakalı bir videomuz var. Bu videonun açıklama kısmına ben linkini bırakacağım. Detaylı anlattım orada. Mutlaka o videoyu izleyin. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır? A. Çalışmaz B. Sarsıntılı C. Sarsıntısız D. Yüksek rolantide Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Buji kablolarından biri çıkmış ise aracımız sarsıntılı bir şekilde çalışır. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? A. 5 ila 10 B. 12 ila 20 C 25 ila 30. D 35 ila 40. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12 ila 20. Yani dakikada 12 ila 20 kez nefes alıp veririz arkadaşlar. Dinlenme halindeki sağlıklı bir kişi için bu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? A. Fren mesafesinin artması. B güvenli sürüşün sağlanması. C aracın kontrol edilebilirliğinin artması. D engele engelle karşılaşıldığında doğru noktada durulması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fren mesafesinin artması başımıza gelecek tehlikeli durumlardandır arkadaşlar. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa Aşağıdakilerden hangisi yapılır? A yakıt seviyesi kontrol edilir. B önemsenmez, yola devam edilir. C lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D şıkkımız ise durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Doğru yapmamız gereken şey budur. Baş ve omurga yaralanması olmayan birinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir? Lütfen tüm şıklara dikkatli bir şekilde bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Görüyorsunuz başı geriye doğru çenesi açık bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yapmamız gerekir hava yolunu açmak için. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev halinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir? A. Itfaiye aracı B. Polis aracı C. iş makinesi D. Ambulans Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Öncelikle ambulansın geçmesi gerekir arkadaşlar. Sonrasında itfaiye, sonra polis aracı, en sonunda iş makinesi geçebilir. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur? A) Yağ sızıntılarının artması B) Ses, sürtünme ve aşınmanın artması C) Tekerleklere hareketin iletilmemesi D) Vites değiştirmenin kolaylaşması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ses, sürtünme ve aşınmanın artması Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi halidir? A kırık B çıkık C incinme D burkulma Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Çıkık, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendi kendine normal konuma dönememesi durumudur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak. B) Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak. C) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak. D) Şıkkımız ise kanayan damarın üzerine bastırmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak yapılan yanlış işlemlerden biridir arkadaşlar. Varsayalım ki parmağımız kanıyor. Çok kanıyor. Parmağımızı sıkarak kalp seviyesinden yukarıda tutmamız gerekir. Kan akışının durduğunu göreceksiniz o zaman. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A yakıt bitmiştir. B batarya zayıflamıştır. C lastik basınçları düşüktür. D şıkkımız ise motor yağ seviyesi azalmıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Batarya zayıflamıştır arkadaşlar yüksek ihtimalle. Yukarıdakilerden hangileri sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir? 1. İlk yardım bilgisi 2. Trafik ve çevre bilgisi 3 Motor ve Araç Tekniği bilgisi 4 Trafik adabı Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1 2 3 ve 4 yani hepsi biz bir kursa yazıldığımızda bize verecek derslerdendir arkadaşlar. Bu 4 dersi de alacağız. Bebeklere soni solunum nasıl yapılır? A büyüklere uygulandığı gibi B bebeğin sırtına vurarak C ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek. D sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek suni solunum yapılır arkadaşlar. Bebeklere bu şekilde. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri yani petekler aracılığıyla soğutan parçaya nokta nokta denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? A amortisör B radyatör C alternatör D distribütör Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Boş bırakılan yere radyatör kelimesi yazılmalıdır arkadaşlar. Bir otobüs eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? A kamyona, B kamyonete, C iş makinesine, D lastik tekerlekli traktöre. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır kamyonete geçiş kolaylığı sağlamalıdır. Her zaman için küçük aracı yol vermemiz gerekir. Eğer biz kamyondaysak otomobile yol vereceğiz arkadaşlar. Bizden küçük olan araçlara yol vereceğiz. Kamyondaysak demiştik. Kamyonete de yol vermemiz gerekir. O da bizden küçüktür. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetlemelerine B. Trafik zabıtasına C. ışıklı trafik cihazına D. Trafik işaret levhalarına Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle trafik zabıtasına uymamız gerekir. Eğer kırmızı ışık yanıyor ise ve trafik polisi bize geç diyor ise kesinlikle geçmemiz gerekir arkadaşlar. Öncelik trafik polisidir. Evet bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Son videomuzdan geriye doğru testleri çözmenizi öneririz. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Lütfen kaç doğru yaptığınızı bu videonun altında bulunan yorumlar kısmına yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Sizleri takip ediyoruz. Mutlaka yazın. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.